Halide Edip Adıvar. Halide Onbaşı olarak da bilinen Halide Edip Adıvar, siyasetçi, yazar, akademisyen ve öğretmen kimliğiyle milli mücadelenin en önemli kadın figürlerinden biridir. 1884 yılında İstanbul'da doğan Halide Edip, 1901 yılında Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nden lisans derecesiyle mezun olan ilk Müslüman kadın oldu. Salih Zeki Bey ile evlenen Adıvar'ın kadın hakları üzerine ilk yazıları, 1908 yılında Tevfik Fikret'in çıkardığı Tanin gazetesinde yayınlandı. 1910 yılında boşanan Adıvar, Balkan Savaşı yıllarında Kadınları Yükseltme Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve ilk romanlarını yayınladı. Daha sonra Adnan Adıvar'la evlenen Halide Edip, çok etkili bir hatipti. İzmir'in işgali sonrasında İstanbul'da yaptığı konuşmalarla yıldızı parlayan Adıvar, İstanbul'un da işgalinin ardından Mustafa Kemal'le birlikte idamı istenenler arasındaydı. Milli mücadele yıllarını Anadolu'da geçiren Halide Edip, bir yandan Anadolu Ajansı'nın kuruluş çalışmalarında aktif olarak yer alırken, diğer yandan yabancı dillere hakimiyeti sayesinde Atatürk'ün dünya basınıyla ilişkilerini düzenliyordu. İlerleyen dönemde cepheye de giden Halide Edip, başçavuşluğa kadar yükseldi. En bilinen eserleri arasında yer alan Anı Kitabı, Türk'ün Ateşle İmtihanı ve Ateşten Gömlek adlı romanı bu dönemki gözlemlerini içeriyordu. Cumhuriyet'in ilanından sonra Akşam, Vakit ve İkdam gazetelerinde yazarlık yapan Adıvar, 1925-39 yılları arasında yurt dışında yaşadı. 14 yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Amerika'dan Hindistan'a dünyanın dört bir yanında konferanslar veren Halide Edip, bu dönemde en bilinen eseri Sinekli Bakkalı yayınladı. Yurda döndükten sonra 1940 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi bölümünü kuran Adıvar, 1950 yılında milletvekili olarak meclise girdi. 1955 yılında eşini kaybeden Halide Edip, 9 Ocak 1964'te aramızdan ayrıldı. Halide Edip Adıvar ilk olarak 1996 yılında PTT'nin çıkardığı pullara konu edildi.